Merhaba değerli keçe severler. Biliyorum birçoğunuz kendisi evinde keçe yapmak istiyor. Zaman zaman benden ders veriyor musunuz diye sorular geliyor bana. Ders vermiyorum, evimdeyim çünkü evimde küçük bir atölyem var. Büyük bir atölyem tuttuğum herhangi bir yer olsaydı evet, sizlerle beraber ders yapmayı çok isterdim ama bu imkanlar dahilinde. Sizlerle şu an için paylaşabileceğim bu keçe yapımının nasıl yapıldığına dair videolar olacaktır. Öncelikle bu birinci bölümümüzde size keçe yapmaya karar verenlerin öncelikle satın alması gereken, elinde olması gereken ürünleri tanıtacağım. En önemlisi iğnemiz. Bir kenarı kıvrık. Bu tuhafiyecilerde bulunabilir. Bunların hepsini tuhafiyecilerde bulabilirsiniz zaten. Ve şu sülfide makası dedikleri makas oluyor sanırım. Kırpmak için iyi oluyor fazlalıklarını keçenin. Ve çoklu iğne. Benim şu anda dışarı çıkıp gözükmesinin sebebi bunun iğnelerim uzun. Normalde kısa iğneler olur orijinalinde. Ben kaliteli bir markanın iğnesini aldığım için o buna büyük geldi. Şu kısımdan çıkartılarak iğneler değiştirilebiliyor. Zaten ürünü satın aldığınızda üzerinde göreceksiniz nasıl değişiklik yapacağınızı. Sonra bir sünger, yumuşak sünger lazım. Ben öncelikle ham keçeyi kullanarak başlıyorum yapmaya. Böyle beyaz bir keçeden. Diğer keçilerden farkı biraz daha sert, boyanmamış. Ama gene bir işlem görmüş. Bununla başladıktan sonra yaptığım şeyleri şekillendirdikten sonra daha sonra ben şu an için genellikle insan suratı çalıştığımda ten rengi keçe kullanıyorum. Ama bir hayvan figürü falan yapmak isterseniz kedi, köpek. Öncelikle yine bununla başlayıp bir iskelet üzerine daha sonrasında da istediğiniz herhangi bir renk keçeyle renklendirme yapabilirsiniz. Keçeler şu şekilde poşetlerin içinde satılıyor renk renk. Ama Türkiye'de maalesef şu an çok popüler olmadığı için bu iş bir iki tane keçe satan firma var. Ve renk seçenekleri, renk geçişleri çok tatmin edici değil. Aslında orijinaline benzer figürler yapabilmek için elinizde ne kadar çok renk varsa daha gerçekçi şeyler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ben bunun çözümünü yabancılardan izlediğim videolardan gördüğüm kadarıyla şu tarz boyalarla çözmeye çalışıyorum. Makyaj yaparak suratlara. Toz tebeşir diye geçiyor. Genelde resim sanatı ile ilgilenen kişiler çok kullanıyorlar. Bunlar renk renk satılıyorlar. Şöyle bir tebeşir gibi. Bunun renklendirmek istediğim zaman üzerini kazıyorum, toz haline getiriyorum. Daha sonrasında uygun bir fırçayı kullanarak yaptığım figürü renklendiriyorum. Şimdilik size tanıtabileceğim malzemeler bunlar. Ben çok bunları kullanıyorum. Zamanla değişik figürler yapmaya başladığımda ekstra araçlar olursa figür yaparken paylaştığım videolarda size onları da göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki ilk videom bebek yapımında iskelet figürü oluşumuyla ilgili olacak. Hangi telle nasıl yapacağımıza dair. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.